Levnezzele Musa, eğer Musa Aleyhisselam şu dönemde yaşasa, onu fettebatumuhu, efendim eğer ona uyacak olursanız ve terektumuni, eğer beni terk edecek olursanız lederlaltım, dalalete düşer, cehenneme gidersiniz. Yani Musa Aleyhisselam 4000 küsur sene evvel yaşamış. Ona Allah Tevrat'ı vermiş. Tevrat'ın hükmü o dönemdeydi, Allah'ın kitabıdır. Fakat onun dönemi kapanmıştır. Sonra İncil geldi. 2000 sene sonra. İncil'in efendim döneminde ona uyanlar kurtuldu, cennete gitti. Onun dönemi de kapanmıştır. Hükmü bitmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Ben bunu imalata benzetiyorum. Efendim 1000 kişilik dev bir fabrika var. Orada bir üretim yapılıyor efendim. O üretim efendim 2000 yılında yapılmış. Çizimleri, projeler yapılmış, teslim edilmiş. Ücreti alınmış. Bitti. 2010 yılında bir üretim daha yapılmış. Farklı projeler, farklı çizimler, farklı efendim montajlar. Onlar da yapılmış, teslim edilmiş. İşte Tevrat, işte İncil. Şimdiki dönem Kur'an-ı Kerim. Buna uyacağız, buna tabi olacağız. Bunun dediğini yapacağız. Yok efendim ben 2000 yılındaki imalat üzerine çalışayım. Ya öyle bir proje yok. O efendim dolaplar ne diyelim işte. Kapı ölçüler, efendim, camlar, çerçeveler, neyse yapılan imalat. O zaman o şimdi o bir faydası yok. Bitti misal. Onun için yani Allah Celle Celaluhu o hükümleri ister kaybolsun, ister aslı kalsın, efendim hükmünü Mevla kaldırmıştır. Musa Aleyhisselam efendim şimdiki yaşasa, Musa Aleyhisselam'a uysanız, beni terk ederseniz elbette dalalete düşersiniz. Ene hazzukum minen nebiyin. Peygamber olarak ben sizin payınızım. Yani sizin payınıza düşen peygamber benim elhamdülillah. Allah ne büyük şeref nasip etmiştir. Ve entüm hazzi minel umem. Siz de benim payımsınız buyurdu. Elhamdülillah. Radıyna billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve resulah.